Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşmak istiyorum. Farklı bir içerik. Her zaman vlog paylaşıyorum ama fark ettim ki şu sıralar vlog fazla izlenmiyor. O yüzden ben de dedim ki bu ay yaptığım uygun fiyatlı alışverişimi paylaşayım dedim. Hem ev alışverişi var hem de uygun fiyatlı kıyafet alışverişi var. İçerisinde ilk önce kıyafetten başlamak istiyorum. Yalnız uygun fiyatlı dediğim baya uygun fiyatlı alışveriş oldu bu. Bizim burada sosyete pazarımız var. Orada böyle atıyorlar parça, içerisinde marka ne bulduysan alıyorsun. Bu arada altını çiziyorum, hepsi marka. Ve çok uygun fiyatlı. Fiyatlarını söyleyince siz de şok olacaksınız. Fark etmişsinizdir. Kameranın karşısında böyle konuşunca çok heyecanlanıyorum. Normal vlogda spontane geliştiği için çok heyecanlanmıyorum ama böyle karşı karşıya geçince konuşurken aşırı heyecanlanıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi yavaş yavaş ilk önce kıyafetlerimden başlamak istiyorum. Evet, açıyı çok iyi ayarlayamadığım için biraz önceki videomu iptal ediyorum. Tekrardan devam ediyorum. Bu arada ilk giriş kısmı farklı bir açıdan çektik. Şu an açıyı düzelttim. Şu an farklı bir açıdan çekiyorum. Neyse, tekrardan başlıyorum. İlk önce almış olduğum şu trikodan bahsedeyim. Bu böyle güzel, efil efil bir triko kazak. Aşırı aşırı güzel bir kumaşı var. Nasıl diyeyim? Merserize kumaş. Çok güzel. Markası Papaya Woman yazıyor. Yani böyle bir marka var mı bilmiyorum. Ama aşırı beğenerek aldım diyebilirim. Ve fiyatı 35 TL'ydi. Kumaşı aşırı güzel, çok kaliteli. Giyince üzerinizde çok güzel duruyor. Bunu da sosyeteden aldım 35 TL'ye. Böyle ortaya atıyorlar parçacı gibi. Yani parçaları, kalan malzemeleri. Ve biz seçip alıyoruz. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Bunu gerçekten güzel günlerde kullanacağım. Çok beğendim. Ve geldim en favori parçama. Çok severek kullanacağım bunu da. Yani üzerimde çok severek giyeceğim ve kombinleyeceğim. Zaten büyük ihtimalle bunları kombinleyip şöyle küçük yan tarafta sizlere gösterebilirim nasıl durduğunu üzerimde. Şöyle bir triko pantolon. Bunu çok beğenerek aldım. Aşırı şık, aşırı güzel. Şurasını biraz önce ben yaptım askıdan çıkarırken. O yüzden hiçbir özür yok yani. Orasını ben yaptım. Ve bunun markası hemen gösteriyorum. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Mango. Ve bunu ne kadar aldım? 35 TL gibi bir fiyata aldım. Normalde asla bu fiyata asla alamayız kendi mağazasından. Dediğim gibi sosyeteden 35 TL'ye buldum ve hiç kaçırmadım, hemen aldım. Ve gerçekten de üzerime güzel oldu. Tekrardan bu arada yerden alıyorum hepsini çünkü yanıma koyacak bir yerim yok. O yüzden tek tek yere koydum. Halının üzerindeler bu arada. Ve böyle bir yeniden kazak aldım. Bunu çok beğendim. Benim deri eteğim var siyah. Onunla giyerim diye düşündüm. İçerisine kalın boğazlı kazaklarım var. Onları giyerim diye düşündüm. Ya da gömlekle giyip altına pantolon giyebilirim. Uzun beyaz gömlekle giyip. Yani güzel değerlendirilebilir. Çok güzel bir kazak. Bunun markası da Adil Işık markası. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama yani Adil Işık, bildiğiniz etiketi var üzerinde. Oraya inanmadım. İçerisindeki etikete bakıyorum. Evet, yani gördüğünüz gibi ADL, Adil Işık markası. Ve ben bunu sadece 20 TL'ye aldım. Yani inanması zor ama 20 TL'ye aldım. Çok hoşuma gitti. Bu da böyle. Bunun altına değil. Böyle dolanırken, yine orada ararken aynı yerde şöyle bir kadife pantolon gördüm. Ve buna da vuruldum. Ve benim böyle İspanyol paçam hiç yok. Şu şekilde İspanyol paça. Böyle hiç pantolonum yoktu. Yalnız bunda bir özür, bir sıkıntı vardı. Biri düz inerken biri dikişi çap iniyordu. Ama bunu ben düzeltmeye çalıştım. Düzelttim gibi de oldu. Zaten üzerine uzun giyeceğim için çok abes kaçmayacağını düşünüyorum. Bu da böyle. Ve bunun markası Bershka arkadaşlar. Bunu da Bershka
Dan almış oldum. Yani markası Bershka ama ben tabii ki de Sosyete'den aldım ve bunu da sadece 20 TL'ye aldım. Ve bunu da çok beğenerek aldım. Dediğim gibi yani hemen elime atıyorum, direkt elime marka geliyor. Yani bunlara bakıp alıyorum, dolanıyorum ve başka bulamıyorum. Direkt elime attığımda yani dolanıyorum, bakıyorum tezgahlara, elime attığım marka alıyorum satın ve tekrar dolanayım başka bir şey bulur muyum diyorum ama marka bulamıyorum. Yani benim aldıklarımdan başka marka yoktu. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bunu da böylelikle almış oldum. Evet, sıra gelelim gömleğimize. Bu gömlek biraz şık. Bunu ben her zaman giyemem. Yani böyle kadınlar arası falan oturmalar oluyor ya. Bir de biz Kayseri yerlileri fazlasıyla oturmalar oluyor ama şu virüsten dolayı oturmalar da iptal olmuş durumda. Böyle bir gömlek. Tiril tiril bir kumaşı var. İç gösteriyor mu diye sorarsanız hayır göstermiyor. Biraz kalın, hafif ve krem rengi. Burası böyle kemer gibi kravat gibi bağlanıyor. Ve aşırı güzel gerçekten. Efil efil, tiril tiril olması beni aşırı cezbetti. Yani bunu da çok güzel beğenerek giyeceğim inşallah. Ve en beğenerek aldığım ve son parçam ise böyle bir gömlek. Ceket, gömlek tarzında. Ceket diyelim bunu. Hafif kalın, bayağı kalın. Bunu giyince üzerime hiçbir şey giyme gereği duymuyorum. Böyle. Ya bu arada bunu ne kadar aldığımı söylemedim. Bunu da 25 TL gibi fiyata almıştım bu gömleği de. Bunun markası neymiş? Bunun markası da yazmıyor ama marka gibi bir şey. Çünkü böyle etiketi. Bakalım içerisinde yazıyor mu? Hani normalde olmuyor oralarında ama içerisinde yazabiliyor. Bunda hiçbir şey yok. Ama çok güzel bir kumaş dediğim gibi. Bunu da bunların görmüş olduklarınızın hepsini Sosyete'den aldım. Köşk Sosyete Pazarı var bizim Kayseri'de. Oradan aldım. Bunu da Hürriyet'te bir butikten aldım. Böyle çok güzel, aşırı güzel ve beğenerek kullanıyorum. Benim böyle hiç pembe tonlarında bir kıyafetim olmadı. Kendime de yakıştıramadım ama bunu ayrı beğendim ve kendime de gerçekten yakıştırdım. Bunun da 110 mu 115 gibi bir fiyatı vardı. Fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü burada aldığım fiyat 115. Bunun aynısı çarşıda 140-150 lira gibi bir fiyattı. Yani gayet uygun bir fiyata güzel bir ceketim oldu. Sıra geldi. Bunları kaldırayım ben. Sıra geldi ev eşyasına. Eve çok fazla bir şey almadım ama onları da paylaşmak istiyorum. Yani zaten her şeyim var elhamdülillah ama işte bazı eksikler oluyor insanın. Onları da uygun fiyatla aldım. Onları da göstereceğim sizlere şimdi. Gördüğünüz gibi sağımda çiçek, solumda çiçek. Ben çiçeklere bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Zaafım var ama küçük çiçekleri sevmiyorum. Çabuk böcekleniyor. Yani evin içerisi böcek oluyor. Büyük çiçekleri çok seviyorum. Ve ortama bir hava kattığını düşünüyorum. Böyle yeşil yeşil. Gördüğünüz gibi buramda böyle çiçeğim var. Ve Sosyete'den şöyle bir sarmaşık aldım. Tereyim var benim. Mutfak turumda izlemişsinizdir. Belki izleyenleriniz vardır. Orada kullandım bunu. Aşırı güzel oldu. Dediğim gibi bir hava katıyor. Yani ortama bir hava katıyor. Nasıl bir hava katıyor anlamıyorum ama çok güzel gösteriyor. Daha sonra bu ara mumlara taktım. Bir saniye. Hatta biri şurada. Ya da bunu sonra göstereyim. En son kapanışta gösteririm. Şöyle bir mum aldım. Böyle mumu koymak için de içerisine şöyle mumluk koymuşlar. Cam. Ve içerisinde de iki tane pembe mum. Böyle pudra renginde. Daha sonra bittikçe alırım böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Bunu da o mumumun yanına koyacağım. Böyle çok güzel görünüyor. Bunu 15 lira gibi bir fiyata almıştım sanırım. Bence gayet uygun zaten şu cam. Sırf şu camı verir 15 TL. Mumlar zaten aşırı pahalı. 35 bile değil, artık 45-50 gibi bir fiyat biçiyorlar mumlara ve ben uygun fiyatta aldığımı düşünüyorum. Daha sonra tekrardan tereyimin üzerine, tereyim aşırı boştu, aldım. Yani üzerine koyacak süs bir şey yoktu. Bu iki kaktüs aldım, sahte kaktüsler bu arada.
Geçenlerde hatta bu kaktüsü gerçek sananlar oldu. Dedi ki ya nasıl güzel kaktüsün, kocaman olmuş. Ama gerçek değil dedim, sahte. Ama çok tatlı diyorlar böyle. Ve çok otantik duruyor bence. Tereyağın üstünde aşırı güzel durdu. Bu sarmaşığı da koydum. Dediğim gibi ortama bir hava kattı. Sahte olduğu için kullanıyorum. Yoksa gerçeğini sevmiyorum. Küçüklerin dediğim gibi. Böyle iki tane çok güzel gösterdiler tereyağın üzerini. Başka bakıyorum etrafta. En son size diğer mumumu da göstereyim. Öyle kapanışı yapayım. Evet, diğer mumum da bu şekilde. Siyah. Yaktım, bayağı şey gidiyor. Hemen bitmeyecek bir muma benziyor. Aşırı güzel de bir beyaz sabun kokusu var. Çok bayıldım. Bunu böyle yanına da o almış olduğum mumu ekleyeceğim. Güzel bir hava katacak yine buraya. Benim bu ayki alışverişim bu kadardı. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yani ben böyle videoları izlemeyi çok seviyorum. Kim ne almış, ne kadar almış, nereden almış. Ben izlemeyi seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur izlemeyi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Abone olmayı unutmazsanız, like butonuna da bir beğeni atarsanız çok daha mutlu olurum. Yani gönlünüze ne geçiyorsa onu yapın. Sadece izleyip geç edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Umarım diğer videolarımı da izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok uzatmayın. Hoşça kalın. Şu triko. Ayrıca çok seviyorum. Yani bunu duruyorsunuz.